Hocam Lugano çıktı Beşiktaş'a, ne dersiniz? Fenerbahçe karşısında izlemiştiniz tahmin ediyorum Lugano. İzledim. Geçtiğimiz yıl kupadan da bizi eleyen takım olmuştu o. Yani güçlü bir takım değil, zayıf bir takım. Tabii ne olursa olsun Avrupalı, daha sistem ve ciddiyet ve disiplin içinde oynuyorlar. Hafif bir takım ama hafife alınmaması gereken bir takım. Yani buyurun hocam. Dikkat edilmesi gerekir. Ciddi oynuyorlar. Sizin maçta bile onlar yani ön taraftaki adamları çok pozisyona girdiler ama yetenekleri daha sınırlı olduğu için, kalite kapasiteleri sınırlı olduğu için çok istifade edemediler. Ama bayağı bir pozisyon buldular. Tabii dikkat edilmesi gereken ciddi bir maç. Zor bir rakip. Tabii dediğiniz gibi ayakları biraz yere sağlam basmak lazım. Hafif görmemek lazım. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru söyledim evet, hocam. Evet. Yani dikkat edilmesi gereken. Bir de şimdi hocam tabii maalesef kayıplarımızdan dolayı da biraz da Avrupa'da baktığımız zaman sıkıntıya da girebiliriz. Eğer takımlarımız devam edemezlerse ülke puanı açısından. Bu da çok çok önemli. Bundan sonraki süreç çok önemli ülkemiz açısından. 10. sıradayız şu anda çünkü. Tabii bundan sonra yani düşüş gözüküyor. Yani takımların hala transfer yaptığı bir dönemde lig başladı. Bütün takımlar transfer yapıyor. Enteresan ya, bu düşüş devam edecek gibi. Temin kişiye şunu da ilave etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin cezaları vesaire var ya. Onu konuşuyorduk. Şimdi şunu da ilave İstenen cezalar ama bir şey... Süper Lig'de 3 maçı erteleme kararı çıkmış. Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir'in 3. hafta oynayacakları maçlar ertelenmiş hocam. Son dakika gelişmesi. Niye ertelemişler? Şey maçları var ya, Avrupa maçlarından dolayı. Rakiplerini erteliyorlar mı? Bilmiyorum. Yani ona bizim, da bakmak lazım. Çünkü Başakşehir hocası özellikle bunu çok fazla dile getirdi. Eğer geçersek erteleme isteyeceğiz diye. Demek ki erteleme isteklerinde bulundu kulüpler ki federasyonda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. hafta oynayacakları maçları erteledi. Yani rakiplerine bakmak lazım. Bir de o erteleme işleri yani çok sevimli değil. Tabii günlerine bakmak lazım. Şu anda fikstürü bilmiyorum ama genelde... Galatasaray'ın Gaziantep maçı, Trabzonspor'un Bellona Kayseri Spor maçı ve Samsunspor'un Rams Başakşehir maçları, Samsunspor Rams Başakşehir maçları ileri bir tarihe ertelenmiş. Tabii o tarihlerin arayı nasıl sıkıştıracaklar? Daha sonraki süreçlerde de takımlar isterse buna cevap verebilecek mi federasyon hocam? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Antep maçı cumartesi oynuyor, değil mi? Bakmam lazım. Şey maçı da salı oynuyor. Doğru. İkinci maçı mı, ilk maçı mı? İlk maçlar. İlk maçı o zaman bugün Konya ile oynuyor. Çarşamba günü. Yok hocam, 3. haftada oynayacağı maçlar. Yani bu hafta değil, bir sonraki hafta. Önümüzdeki Antep maçı. Antep maçı doğru. Antep maçı cumartesi oynuyor. Ayın 24'ünde yanılmıyorsam. Salı günü de 27'de Young Boys ile içeride oynuyor. Ve Antep maçı da içeride mesela. Niye içeride cumartesi maçı oynadıktan sonra salı günü oynayamıyor? Mesela bunun ertelenmesi için bir gerek var mı? Bu da enteresan. Deplasmana gitmiyor. Evet, Galatasaray-Gaziantep maçı dediğiniz gibi. Evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Yani ama şimdi şu da var. Yani şimdi sonra da başlayacağız gene. Fikstür çok sıkışmaya başladı. Muhabbetlerine doğru girecek miyiz hocam, girmeyecek miyiz? Ne diyorsunuz? Ya şimdi bir kere maç en iyi idmandı. Antrenmandır, doğru. Tabii maç en iyi idmandır. Önemli olan ve en sert yüklemedir o. Önemli olan o yükleme yapıldığı gün, daha sonraki maça kadarki olan idman programlarının ve yükleme, dinlenme ve beslenmeyle ilgili, küçük sertleşmelerle ilgili yaptığın, o da dinlenme süreci için, senin çalışmalarındır. Yani sen şimdi bütün dünya cumartesi salı maçı oynuyor. Adamlar ligi oynuyor, Premier Ligi. Yani sen buna eşlik edemiyorsan zaten burada da komplekse kapılman lazım. Bizim getirdiğimiz futbolcular zaten Avrupa'dan 2 maç 3 maç oynayıp bilen insanlarla. Bir vakti zamanında şunlar oldu. Perşembe günü maç oynadık biz. Geldik cuma günü, cumartesi deplasmana gittik. Cumartesi maç oynadık. Erteleyeceksen, yoğun ulaşımla ilgili problemler varsa, futbolcunun dinlenme imkanı yoksa, ulaşımda bazı problemler yaşıyorsa, 2 gün süren ulaşımlar da oluyor, yapması gerekiyor bazı saat farkı, hava şartları falan. Sen onları yaparsın. Sen şimdi İstanbul'da Gaziantep maçı oynayacaksın. Yanılmıyorum değil mi? Evet. Ondan sonra Ağustos 24'te 27'sinde de Young Boys'ta oynayacaksın. Niye erteliyorsun?
Bu kadar saçma sapan bir şey. Hocaların hocası dediğimiz Türkiye'nin trafattörü. Ertelenen Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü müsabakası 24-25-26 Eylül tarihlerinden birinde olacakmış. Trabzon, Bellona, Kayseri Spor ve Samsun Spor, Rams, Başakşehir Futbol Kulübü müsabakaları da 17-18 veya 19 Eylül tarihlerinden birinde oynanacakmış. Nihai program daha sonra ilan edilecekmiş hocam. Şimdi Fatih Terim yıllarca demedi mi? Biz haftada 3 maçı oynamadıktan sonra nasıl olacağız falan demedi mi? Dedi hocam, dedi. Yani bunun ertelemenin bilmiyorum. Diğer şimdi çok spontane oldu. Diğer takımların hangi gün maçları var, kimle? Galatasaray'ı hatırlıyorum ben. Diğer takımların oyunları neden erteledikleri enteresan. Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray'ın ertelenmesine gerekecek bir durum yok. Şimdi birini erteledim mi, öbürkünü ertelemedim mi? Vay efendim, senin yüzünden biz belki de maçı kaybettik. Şu olduk, bu olduk. Ben şimdi Galatasaray'ın teknik direktörü olsam cumartesi günü o maçımın oynanmasını, ertelemelerini istemem. Maçı oynayacağım ben. Yani ben maçı oynadıkça zaten forma girerim. Sezon başı Aygün. Doğru. Maç oynamadıkça forma giremezsin zaten. Doğru. Takım birlikte oynama alışkanlığını yapacak. Şimdi Young Boys'la oynuyorsun. Sen cumartesi günü bütün son eksiklerini görürsün. Maçı berabere bitirirsin, kaybedebilirsin, kazanabilirsin. Futbolda zaten her zaman bunlar. Doğru, doğru. Sen doğru işleri yapabiliyor musun? Ona bak, eksiklerin var mı? Ona bak. Young Boys maçına artık oraları düzeltme. Biraz daha takım oturtman gerekiyor. Konuyu konuşuyorduk. Erteleme kararlarının aslında yanlış olduğunu belirtiyorsunuz hocam. Öyle anlıyorum. Çünkü en iyi antrenman maçlardır dediniz. Neler söylersiniz devam? Tabii, hocam. Tabii. Şimdi burada erteleme kararında bir önceki oynayacak maça baktım fikstüründe Galatasaray'ın. Muhtemelen şundan ertediyorlar. Young Boys'da Antep maçından sonra oynayacağı değil, önceki maç çarşamba günü ilk deplasmanda oynadı. Deplasmanda 22'de oynuyor. Daha sonra o gece dönecek maç sonrası perşembe günü buradalar. Daha sonra cumartesi günü içeride maç oynayacak. Bu iki maçın birbirine yakınlığından dolayı erteleme oldu. Evet. Ama yine de şunu söyleyeyim. Şimdi perşembe günü geldi İstanbul'a. Maçtan sonra yattılar zaten. Problem yok orada. Öğleden sonra düşük bir idman yaptı. Söyleyemiyorum onda ya. Rejenerasyon. Tabii düşük bir tempolu idman yaptı. Maçında oynadıkları maçın kritiğini yaptılar vesaire. Cuma günü sabahtan yine düşük tempolu ama taktik içerikli ve oyunun mantalitesiyle işte çok çabuk mesela tekte oynama, topa basmama falan gibi kurallar koyarak küçük alanlardaki oyunlarla sen son 15 dakikada bir maç taktiği yaparsın. Küçük bir çiftareyle bitirirsin. Maça çıkarsın. Problem yok yani. Önemli olan sen o maçlardan öncesini ve sonrasını iyi organize etmen lazım. Eğer başka yüklemeler yaparsan maçtan çıktın, öbür maç aran falan orada problemler var, sakatlar. Ama yükleme yapmazsan doğru, mantıklı, ihtiyacı olan takımın hakiki futbolla ihtiyacı olan, taktikle ihtiyacı olan, oyunun nasıl oynamanla ilgili olacak genel düşüncenle ilgili sahaya yansıyacağın işleri yaparsan problem olmaz. Ve orada oynadığın maç mesela Gaziantep maçında, şimdi ilk maçı oynayacak Galatasaray. Bak şöyle bir şey. Young Boys oynayacak, deplasmana gidecek, sonra bir daha oynamadan Young Boys oynayacak. Doğru. Arada bir tane o maçın ciddiyetinde bir oyun oynamanda fayda yok mu? Nasıl yapacaksın? Yani burada bu da soru işareti. Tabii Okan'a sormak lazım bunu. Okan Hoca ne diyecek? Ona sormak lazım. Yani bana sevimsiz geliyor. Maç oynamadan bir maça çıkmak. Her şey çünkü maçta görüyorsun Aygün. Bütün iş hakikat maçta. Antep maçında. Eksiklerini, artılarını, eksiklerini, sıkıntılarını tabii oynayarak görebiliyorsun diyorsun hocam. Tabii oynayarak görüyorsun. Doğru. Dinlenerek göremezsin ki onu. Doğru. İşte ama şimdi şu olacak tabi, Avrupa'da takımlarımız gidebildiği kadar yere inşallah giderler ama ileriki dönemlerde tabi diğer takımlarımız da tekrar bunu istediğinde ligimiz bir fikstüre de karman çorman bir fikstüre doğru da gidecek, onu da belirtelim hocam. Olacak ama mesela bizim az önce konuştuğumuzun tam ters penceresinden şunu izah etmeleri lazım. Maç oynamadığın zaman tur atlama garantin var mı? Yok. Yok. Ama belki de o daha kötü etki edecek takıma.
maçın bir sonraki maça hazırlanma aslında ciddi bir aşamada sen onu kontrol edemiyorsun. Hakiki anlamda pratiğini yapamıyorsun. Belki o yüzden eleneceksin. Bunun bir garantisi var mı? Yok. Yok. Neyin doğru olduğunu şu anda bilemezsin. Üçüncü Kesinlikle. Haftadan sonra galiba milli takım arası mı ne vardı öyle hatırlıyorum ben. Yani bir milli takım arasına denk getiriyor olabilir o tarafı. Olabilir. O maçları. Hocam tabii şunu sormam lazım. Yavaş yavaş artık farklı konulara gireceğim. Özellikle ben bir Ferdi konusunu açmak istiyorum. Ferdi konusu hakikaten baktığımız rakam şu anda 40 milyon eurolara kadar gelmeye başladı. Bugün Sayın ben Ajans Spor'da az önce özel haber yaptım. Sayın Başkan 1.4 milyon euro olan Ferdi'nin maaşını da 2.5 milyon euroya kadar çıkarma teklifinde bulunmuş. Yani kal gitmeni istemiyoruz. Bizimle yanımızda ol demiş ama hakikaten gelen bir 40 milyon euro civarında bir teklif var Brighton kulübünde. Sence tercih anlamına baktığınız zaman siz Avrupa futbolunu da çok yakından takip ediyorsunuz. Bu kulüp Ferdi açısından daha mı iyi olacak? Yoksa Manchester gibi, Arsenal gibi kulüpler de istiyor. Ne dersiniz bununla ilgili hocam? Şimdi ilk etapta senin söylediğin ilginç. Mesela başkan 2,5 milyon euro maaş vermiş, gitme demiş değil mi? Evet, gitmesini istemiyor. Maaşını da arttırma teklifinde bulunmuş. Gitmesini maaşı istemiyor. Maaşı kaç paraymış? 1,4 milyon euroydu hocam maaşı, 2,5'a çıktı. Ucuz oynuyormuş. Baktığınız zaman, yabancı futbolculara verilen paraya baktığınız zaman ucuz oynuyormuş. Hı hı. Öbür taraftan 2,5'a çıktığı zaman, şimdi şuna bakmak lazım. Fenerbahçe'de bu kadar paha edecek değerli bir futbolcu. Evet. Değil mi? Evet. Yani Premier Lig'de bunu istiyor. Bu talebe baktığın zaman onu gösteriyor. Peki Fenerbahçe yeni aldığı futbolculara kaç para maaş ödüyor? Ya onlar yüksek hocam. Altılar, kaç beşler, para? Altılar. Beşler, altılar ödeniyor. Beşler, altılar değil tabii, mi? Şimdi tabii altı. Hocam. Ama evet. Şimdi hep bütün kulüplerimizde böyle gelenler yüksek rakamla geliyor hocam. Tabii tabii. O zaten başlı başına bir şey. Başlı başına enteresan bir konu. Fiyatların böyle yükselmesi. Hı hı. Şuraya geleceğim. Sen Ferdi'ye ödediğin 2 misli, 3 misli paralarını başkalarına ödüyorsan 1/3 parayı ödeyerek Ferdi'yi tutamaz. Hı hı. Yani eğer gerçekten tutmak istiyorsan Ferdi'ye o adamlar mesela kaç para maaş verecek? Ben sana söyleyeyim. 2,5-3 milyon bilemediğin 4 milyon euro maaş verecek. Yani. Ama bu da biliyorsun onun belli vergisi bir kısmında var. Vergisi var. Evet, tabii tabii vergisi var. O zaman ne olacak? O zaman Ferdi'nin aldığı para Fenerbahçe'li 3 aşağı 5 yukarı bir tip belki yukarısında olacak. Onların verdiği paradan daha fazla verirsen Ferdi kalır. Ferdi bitmez ki. Niye gitsin? Daha da yaşlı genç gidecek. 2 yıl sonra daha gider. Yani Fenerbahçe'nin Ferdi ile oynayıp oynamaması, Ferdi'nin kalıp kalmaması kararı daha önemliydi bana kalırsa. Bence satmak istemiş Fenerbahçe onu. İyi para gelince. Ben aynı düşüncede değilim hocam. Yani hoca da zaten aynı açıklamaları yapıyor hocam. Şunu söyledi Jose Mourinho da, yani tabii bu kararı kulüp verecek ama ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum. Ve de Sayın Başkan da bu hamleyi yapıyorsa ki baktığımız zaman kalması yönünde bir hamle. Ama tabii burada futbolcunun kararı çok önemli hocam. Kalmasını istiyor Fenerbahçe Spor Kulübü, onu söyleyeyim hocam. Ama 2,5 verirsen tutamazsın ki. Yani sen yabancı bir oyuncuya verdiğin, Ferdi'nin performans çok yüksek. Yabancı bir oyuncuya verdiğin paranın 1/3 verirsen Ferdi'ye, hı hı, ve mesela şimdi Fenerbahçe'nin aldığı futbolcuları Premier Lig'den alacak takım var mı? Yani çok öyle Premier Lig'e gidip oynayacak futbolcu var mı, ona bakmak lazım. Hı hı. Eğer yoksa senin elindeki en kıymetli ürün Ferdi ise o zaman sen Ferdi'ye az para ödüyorsun. Ferdi'yi tutmak istiyorsan onların yabancı bir kulübün vereceği paradan daha fazla parayı vermen lazım. O zaman Ferdi kalır. Yani işin matematik mantığı bu. Ya da Ferdi acaba yani böyle bir teklif bir daha gelmez. Şimdi zaten kulüpte baktığımız zaman Brighton kulübü biraz daha böyle yetiştirip satan bir kulüp. Yani evet. Siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Yetiştirip satan bir kulüp olduğu için belki de çok daha farklı yerlere giderim düşüncesi içerisinde de olabilir. Bir daha belki böyle bir teklif gelmiyor da olabilir. Ferdi belki de onu da düşünmüş olabilir hocam. Olabilir. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Welbeck, orada eski İngiliz futbolcu var ya milli takımda. Evet. Bu takımda. Welbeck orada 3 milyon pound oynuyor. 4 milyon euro. Welbeck iyi futbolcu. İyi futbolcu tabii ki. Yani 3 milyon pound oynuyor. 3,5 milyon euro. Ve vergi veriyor. Yani sen Ferdi'ye cazip bir şey sunacaksın. 2,5 vereceğine örnek veriyorum. 3,5 versen
Verdiği 3,5 net vermezler orada. Yani 3 milyon euro vermezler. 3 milyon pound vermezler sadece. 2,750 falan verirler. Onda %40'ı vergi zaten. Vergi. Yani Avrupa'da bizim gibi yapmıyor. 5 verip üstündeki vergide kulüpler Avrupa'da vermiyor. Bizimkiler maalesef vergileri verdiğinden dolayı zaten burası zaten biraz daha tercih ediliyor. O bu dediğin var ya Aygün, az önce hani bu nasıl düzelecek falan diyorsun ya, hani mali disiplin falan diyorsun. Düzelmez hocam. Şimdi bir kere temel konularından bir tanesi kulüplerin maaş ödemeleri var ya. Evet hocam. Bunları brüt olarak açıklayacaklar. Brüt olarak bak. Çünkü futbolcular maaşı vermiyor, şey vergi vermiyor ama kulüpler veriyor her gün. Kulüpler veriyor vergiyi. Yani şimdi düşün, biz Al-Nusrati'nin kazandığı para 2,5 milyon euro. Orada 300 alıyordu ya, 2,5 veriyoruz. Onun bir de 2,5'un üstüne Al-Nusrati'nin vermesi gereken vergiyi kulüp veriyor. Yani bir kere bütün kulüplerin, Maliye Bakanlığı, Spor Bakanlığı bunun şart koşması lazım. Bütün kulüplerin brüt futbolculara da ödedikleri paraların açıklanması ve bunun üzerinden hesapların disipline sokulması lazım. Çünkü burada açık oluyor. Futbolcuya 2,5 milyon maaş veriyoruz diyorsun, tamam mı? Evet. 10 tane futbolcu 25 milyon euro giderimiz var diyor. Hayır, vergilerini de sanıyor. Yani orada bir muhasebe tutturamazsın. Ve insanlara da gerek kulüp siyaseti içinde gerek kamuoyu nezdinde de doğru bilgiyi vermemiş oluyor. Çünkü senin açıkladığın bütçe doğru bütçe değil. Mesela yabancı bütün kulüplerin baktığın zaman vergiler dahil maaş, yıllık bütçeleri ve kişi başı toplam ortalama bütçe rakamları bu şekilde anons ediliyor yurt dışında. Ama bizde böyle açıklanmıyor. Bizdekiler net futbolcuya ödenen vergiler nerede? Onu kulüp işte başka yerden ödüyor. Olacak iş değil yani. Bu da mesela ciddi bir sıkıntı Aygün. Bizde zaten biliyorsun menajerler üzerinden de kulüplerde futbolculara paralar gidiyor. Yani tabii futbolcunun maaşı düşük gösterip menajere ödenen prim yüksek gösteriyor. Onun üzerinden de bir şekilde maaşlar organize ediliyor. Paralar organize ediliyor hocam. Maalesef tabii yapılıyor bu bizim ülkemizde. Ondan sonra başarısızlık, hem mali başarısızlık hem de sportif başarısızlık üst üste geliyor. Yani bunun sorumlusu aslında daha sıkı denetim, daha sıkı kurallar ve bu kuralları da katı surette uygulatmaları lazım. Yani kulüplerini zarara sokacak başkanların o koltukları işgal etmemeleri gerekiyor. Bu bir ay falan, bir yıl açık verirsin, cari açık yatırım yaparsın, sonra onu toparlar. Yok, bu rutine bağlanmış durumda. 20 yıldır kulüpler devamlı büyüye büyüye nereye geldi Aygün, bunlar nereye kadar gidecek ya? Vallahi bilmiyorum nereye kadar gidecek ama iyiye gitmedikler ortada hocam. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Yok, maç oynamayacak Fenerbahçe. Maç oynayacak. Evet. 20'sine kadar. Tamam. O Vedat düzeltti. Eylül 20'sine kadar dedi. Vedat düzeltti o kısmı. Tamam. Ben yanlış biliyormuşum. Onu söyleyeyim. Eylül'den sonra şey olacaktır. Orada da bir maç trafiği gelir. Orada da aynısı olacak. O da ertelemeye gidecek o zaman. Lig maçı o zaman ertelenecek. Orada da. Fenerbahçe yani, en doğal bir şekilde bunu isteyebilir. Eğer bu kulüplere bunu yapıyorsan Fenerbahçe'ye de yapman gerekir. Doğru mu hocam? Tabii, eşitlik ile yönetilecek onu yapması lazım. Ama dediğim gibi ya, bunları aslında konuşuyor olmamamız lazım. Rakipler, geçen yıl da bu aynısı oldu. Siz yanılmıyorsam Olympiakos'la oynayacaktınız. Evet, Olympiakos. Ertelenme talebinde Reddedildi. Olympiakos ertelenme talebinde bulunmadı. Onlar da oynuyordu. Hiçbir sıkıntıları olmadı. Sonra yanılmıyorsam işte biz uçakla bu kadar gidiyoruz falan dedi. Onlar da dedi ki biz otobüsle aynı saatte o kadar Atina'ya gidiyoruz dedi. Bir deplasmana, pardon, Atina hangi orta bölgesinde Yunanistan'ın bir takım vardı. Oradan oraya otobüste doğru. 4 saatte gidiyoruz dediler. Ya oraları geçmemiz lazım bizim. Evet, hocam şunu size söyleyeyim, artık yavaş yavaş takımlara geçeceğim. Birazdan zaten reklamdan sonra daha önemli bir konu açacağım. Bu özellikle yabancılarla ilgili ama o süreyi daha iyi kullanma açısından araya reklam girmesini de istemiyorum. Çünkü takımlarımızın hakikaten şu anda bir yabancı cennetinde takımlarımız. Onun detayını zaten birazdan sizlerle konuşacağım ama Beşiktaş'a baktığımız zaman hocam, Beşiktaş'ın şu andaki transfer politikasını beğeniyor musunuz, neler söylersiniz? Ya şimdi Beşiktaş'a ya hakikaten o birazcık da detaylarını bildiğimiz kendi kulübümüzle alakalı bir konu. Yani şimdi bu bir temel dayanağı olmayan, günlük yapılan ve başarının da tesadüflere kalan
bir politikayla yönetiliyor. Aslında ben Türkiye'deki şu anda transfer politikalarının hepsine yani böyle şaşkınlıkla izliyorum her gün. Ligler başladı, kamp yapıldı, maçlar başladı, Avrupa kupaları başladı. Hala takım kurmaya çalışıyorlar. Yani bu Trabzon'da dahil, Beşiktaş böyle, Galatasaray problemlerini bitiremedi, Fenerbahçe böyle. Bütün takımların 36-37 tane kadrosu var. Yani lig başladığından haberleri bile yok bunlara, maçlara başladığından. Şimdi bizimkilere gelince mesela Hasan Arat'a yıldız transferi diye geçen yıl iki tane oyuncu aldı. Muçi ile Musrati'yi. Yıldız transferi diye aldığı futbolcuların birisi Polonya Ligi'nden, birisi Portekiz Ligi'nden. Birisi Polonya'nın standart bir takımı, öbürü yani orta sıralardaki Portekiz'in orta kategoride bir takımı. Şimdi yıldız transferi diye sen Polonya'dan ve Portekiz'in sıra takımından futbolcu alıp yıldız transferi diye 20-25 milyon euro sadece bonservis ve bonuslarıyla, menajer paralarıyla o bütçelerde bir para veriyorsan ilk futbolcuya, buralarda sorun var. Bu transferlerde sorun var demektir. Yani öbür aldığı oyuncular tabii şimdi Immobile, Rafa, bunlar kötü oyuncular değil. Ama burada da yıldız transferi vesaire sadece bu konular da değil. Senin bir kere transferde futbolcundan mutlaka futbolun işletme, kurduğun işletme modelinden para kazanman lazım. Attığın golden, sattığı formadan, onun daha sonraki satışından ve marketinginden. Yani sen şimdi Rafa ile Immobile son kulübüyüz. Paulista'nın da öyle 3 oyuncundan. Yani 34 yaşlarında 3 yıllık falan kontrat yapıyorsun. Zaten birlikte olacaklar ama buradaki konulardan bir tanesi futbolcuların doğru olup olmadığından ziyade sözleşmelerin doğru yapılıp yapılmadığı. Sen şimdi bu yıl 6 milyon euro veriyorsan futbolcuya net maaşı vergisiz. Bu yıl 6 veriyorsan, seneye 6, 3. yılda 6 veriyorsan problem var. Ona 37 yaşında kimse 6 milyon euro vermeyecek ki. Yani sen bugün 6 veriyorsan yarın 3 verirsin, bonuslar kurarsın. Öbürkü 37 yaşında da 2 verirsin, ona da bonuslar koyarsın. Ama niye tam var böyle 6 çarpı 3, 18 milyon maaş artı işte 12 milyon da vergisi çıkıyorsa ya da 9 milyon, 10 milyon. 30 milyon zaten bir futbolcunun vergi dahil, imza parası hariç. Sadece maaşı bu. Şimdi Rafa'nın 10 milyon falan da imza parası var diyorlar. Yani bu paraların altından nasıl sen bunu hangi futbolu işleterek para kazanarak bunların parasını çıkartacaksın? Oyuncuların maaş anlamında mı, şey anlamında mı? Maaş anlamında çok yüksek tabii. Bir de 3 yıl boyunca, 2 yıl boyunca her yıl aynı parayı ödemek ve bunları garanti hale getirmek kötü bir futbol işletme planı. Bir de şuraya şunu da konuşmak lazım. Yani ne yaparsanız yapın, siz aldığınız futbolcular, harcadığınız para, şunlarla bunlarla, o futbolcularla siz maç kazanamıyorsunuz, tur geçemiyorsunuz, Avrupa'da yarışamıyorsunuz. Mutlaka doğru bir işletme modeliniz olması lazım. Bu hem mali açıdan, hem sosyolojik açıdan, hem sportif açıdan bir istikrarı olması lazım. Bu istikrarı sağlayamazsanız günlük işte o oyuncuları bunu aldık, yıldız aldık, şunu aldık, bunu aldık demekle olmuyor. Fenerbahçe iki tane yıldız aldı değil mi? Oynattı. Evet hocam. Bir maçında eğlendi Fenerbahçe. Buna en güzel örnek. Yani bu işler futbolcu olarak falan olmuyor. Öncelikle iyi bir spor kulübü olmak lazım ve doğru yönetilmek lazım. Dolayısıyla bizimki de sizinki de öbürlerini şimdi Zaha'yı aldılar. Premier Lig'de uçuyordu. Ne oldu? Şimdi Zaha'yı yani nereye gönderecekler, nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Başarı böyle gelmez. Başarı istikrarla, çalışmayla olur. Şimdi bizde biraz daha şey var. Onun elinden onu aldık. İşte bak gördün mü, bunu yaptık. Moduna da döndü hocam biraz. Yani işte Zaha'yı Fener'in elinden kaptık, aldık. İşte efendim onu bize aldık. İşte efendim Beşiktaş'ın elinden bunu aldık. Fenerbahçe'nin elinden bunu aldık. Galatasaray'ın elinden bunu aldık. Modlarına da döndü hocam. Onu da söyleyelim. Tabii şimdi yöneticiler gerçek işlerini yapamayınca başka yerlerden popülizmle ön planda kalmaya çalışıyorlar. Ve o ön planda kalma istekleri sürekli takımın önüne çıktığı zaman takıma başarısızlık getiriyor. Bir kere hiçbir kulüp başkanı, hiçbir yönetici futbol takımının önüne çıkmaması gerekiyor. Odaklanılan yer, enerjinin verildiği yer, kafaların yoğunlaştığı yer futbol takımı olması lazım. Bizde bakıyorsunuz tüm kulüplerde
bir futbol şubesindeki birisi veya ki kulüp başkanı hep ön planda. Ya bu takımı takımın ne? Odak noktası senin takım olması yani. Hocam evet. Avrupa'da siz başkanları tanıyor musunuz? Veya yöneticileri tanıyor. Siz Avrupa'da herhangi bir ülke futbol federasyon başkanını tanıyor muyuz? Ben tanımıyorum mesela baktığın zaman. Ne bileyim MHK başkanları bu kadar konuşuluyor mu? Tahmin etmiyorum yani, görmüyoruz çünkü medyada. Avrupa medyasında, İngiliz medyasında, ne bileyim İtalyan medyasında, İspanyol medyasında maalesef. Şimdi bizim takımların az önce de bir küçük geçtik. 35, 36, 37 kişilik kadroları var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, evet. Trabzonspor'un 36-38 bantlarında geziyor. Lig başta da hala futbolcu almak istiyorlar. Bunlardan iki tanesi de tribünde oturtacaklar. Yani kaosa bakar mısın? Ama mesela sizin oynadığınız Lille'nin kadrosunda 26 futbolcu var. Real Madrid'in takımında 24 futbolcu var. Adamlar her şeyini yapmış, planını, programını. Biz hala lig başlamış. Ya 36 kişilik kadrolar olur mu böyle bir şey? Yani çift kale yapacaksın. 36'nın 4'ü 5'i hani otele belirleyse 30 kişi nasıl çift kale yapacaksın? 15'e 15, 16'ya 16 falan. 18'e 18 mi oynayacaksın? Böyle bir çalışma şekli de olmaz. Antrenörün çalışması da burada yani kötü netice verir. Mesela bak ben sizin maç deyince Aygün, sizin maçı seyrederken tabii ki biz bir Türk takımının kazanmasını istiyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin seyircisi muhteşemdi. Evet, yani ben de çok beğendim seyirciyi. Ciddi anlamda çok etkiliydi. Sahaya çok efektif, devamlı boğuyordu. Şimdi buna rağmen ilk yarıda adamlar çok iyi oynadı. Ve adamlar o seyirci baskısı, yani resmen 13 kişi oynuyor Fenerbahçe seyirciyle. Ona rağmen o baskıya, önde de basmaya çalıştı Fener. 6-7-8 pası tık 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 yaparak devamlı çıktılar, baskıyı kırdılar. Ben kendim dedim ki Özden, Fenerbahçe'nin bu takımı yenmesi zor dedim. Çünkü ayağa veriyorlar, 7-8 pas yapıyor. Sizin baskınızı kırıyor ve her seferinde sizin kaleye tehlike yaratıyor. Dolayısıyla yani oradaki yıldız futbolcular değil, sistem oynuyor orada ve sistem kazandı. Şimdi bizim aldığımız iki tane yerli oyuncu dedim ya. Evet hocam. Mesela buralarda da sıkıntı var. Bizim aldığımız Rize Spor'dan örnek vereyim. Rize Spor'lu bir Emirhan'ı aldık ya. Evet. 3,5 milyon euroya aldık biz onu, yerli oyuncuyu. Şimdi bu oyuncu Rize Spor'a kiralık geldi. Küçük paralarla Menemen Spor'dan geldi. Ve 2021 yılında Rize Spor'a geldiği zaman Rize Spor'da oynarken Ceyhun Kazancı, o Rize Spor'dayken oranın yöneticisi oldu Ceyhun Kazancı. Daha sonra biz Ceyhun Kazancı'yı Beşiktaş'a aldık. Sportif direktör olarak. Doğru. Bütün futbolu teslim ettiler. Ceyhun Kazancı bugün 3,5 milyon euro para verdiğimiz oyuncuyu o zaman bize getirmedi. Ceyhun Kazancı o zaman Rize bilmem ne Belediyespor mu bir takımda oynuyordu, bu Bocasaylı Barış. Bunu almadı. Gitti Onana'ya. O da hangi Onana demişti ki? 4 evet. milyon euro bonservis vererek onu aldı. Ya şimdi Ceyhun Rize'de, Rize Spor'un yöneticisi, Beşiktaş'a sportif direktör yapıyorsun. Rize Spor'dan getireceği iki tane futbolcu Ceyhun'la Emirhan'sa yok. Sen gidiyorsun oradan Fransa'daki Fikir'den, basat bir takımdan basat bir oyuncuyu alıyorsun. 4 milyon euroya. Sonra da aradan 2 yıl geçiyor. Rize Spor'dan, Menemen Spor'dan alınan futbolcuya 3,5 milyon euro bonservis parası ödeyerek alıyorsun bunu. Mesela buralarda sıkıntı var. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bunları hep yöneticilere eleştiriyoruz ya. Bak daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş Can Keleş diye bir oyuncu aldı, değil evet, mi? Evet hocam. Şimdi Can Keleş nerede? Avusturya'nın altyapısından yetişmiş. U16 oynamış, U17 oynamış. Ondan sonra U18'den sonra gelişimi durmuş. 21 falan oynamamış. Fakat bu esnada Karagümrük onu Avusturya Viyen'den kiralamış. Ve geliyorum şimdi asıl tarihi bir yer olsak. Avusturya Viyen'de geçen yıl kiralık oynayan Karagümrük'ün oyuncusu Can, sezon bittikten sonra 30 Haziran 2024 yani 2 ay önce, 1,5 ay önce sözleşmesi bitiyor. Karagümrük bunu 500 bin euroya Avusturya Viyen'den alıyor. 1 Temmuz 2024'te transfer market rakamlarıdır bu. 1 Temmuz 2024'te 500 bin euroyu alıyor. Bu çocuk bir maç bile oynamadan doğru. 15-20 gün sonra Beşiktaş'a 2.7 milyon euroya
satılıyor. Şimdi Beşiktaş 500 bin euroya 15 gün önce alınan bir oyuncuya niye 2.750 para veriyor? Niye vermiş normal... olabilir hocam? Niye vermiş olabilir? Yani bir kere normal değil. İş bilmeyebilir. İş bilmediğinden ötürü transferi yapmış olabilir. Onu bilemem ama şurası bir gerçek. Adam 1 Temmuz 2024'te 500 bin euro veriyor. 20 Temmuz'da görüşmeler başlıyor. 22 Temmuz'da Beşiktaş oluyor 2.750. Türkiye'de 500 koyup 2.750 altı misli yani 5.5 5.5 misli 15 günde bir hangi ürün değerli? Değil. Can Keleş bir yıl daha oynasaydı mesela 500 bin euroya Karagümrük alıyor 15 gün sonra 2.750'ye Beşiktaş'a satıyor ya. Evet hocam. Ve küme düşen takımın oyuncusu bu dikkatini çekerim. Şayet aldıktan sonra bir yıl top oynasaydı veya işte 6 ay top oynayıp performansını yükseltseydi Beşiktaş'a 6 misli parayla satılsaydı ya 6 ayda çocuk forma girdi işte 15 tane maç oynadı 2 asist yaptı veya şunu yaptı dersin değil mi? Evet hocam. 15 günde hiç maç oynamadan 500 bine oynanan bir oyuncu 2.750'ye nasıl satılıyor 15 günde bir maç bile oynamadı nasıl değer aslında? Hocam menajeri demek ki menajeri iyi demek ki hocam. Şimdi bizim dediğim gibi menajerler kazanıyor da futbol kaybediyor. Şimdi bunu nasıl bir yönetici bu kararı veriyor? Yani sen Bayern Münih'ten sol bek almıyorsun ya da sol orta saha almıyorsun. Doğru. Ve Beşiktaş demişken mesela işte rejisi bir durum var benim için. Ne hocam? Şimdi Demir Ege diye bir çocuk var. Evet. Şimdi Demir Ege'yi Beşiktaş geçen yıl Brüj maçında 1-1 kaldığımız deplasmanda ki o maçın en iyilerinden de Erik Bailey ile birlikte Beşiktaş Brüj'e karşı müthiş bir futbol oynadı sezon başında. daha sonra Brüj yarı final oynadı geçen yıl biliyorsun kupada. Çok evet. İyi gitti Avrupa İyi bir kupasında. Performans gösterdi doğru. İyi performans gösterdi evet. O Brüj maçında 90 dakika sahada kalan Demir Ege bir daha yerine o kaos başladı ya Beşiktaş'ta seçim Ahmet Nursebi ile Hasan Arat'ın koltuk evet, kavgası başladı. Evet. Bir daha o kaos bitmedi. Göreve gelen yönetim arka arkaya transferler yaptı, kadı dışlar yaptı. O kaosun içinde de çocuk forma bulamadı. Ve önüne bir anda 28 yaşında işte bizim bütçesini eleştirdiğimiz 12 milyon euro verilerek alındı ve opsiyonu sezon sonuna değil ilk maçta satın alma opsiyonuna kullanıldı. Al-Musrati alındı. Hı hı. Şimdi öbür taraftan çocuk bir yıl boyunca hiç oynayamadı önüne yapılan transferlerle. Nitekim Muçi de alındı mesela. Muçi ile Musrati devamlı oynadı. Çemiş kulübeye alındı. Zaman zaman sol tarafta oynatıldı ama zaman zaman da dışarıda kaldı. Demir Ege hiç oynamadı hemen. Yani hiçbir şey yapamadı çocuk. Şimdi Demir Ege sizin Fenerbahçe maçında orta sahaya aldığınız bir genç bir çocuk var. Bartu. Bartu. Hı hı hı. Bartu'dan daha hazır durumda Demir Ege. Yani fizik durumu daha iyi. Fiziksel ve motorik özellikleri ben hazırım diyen Brüj maçında gösterdi buna bir yıl önce. Şimdi Bartu biraz sıkıntıları vardı. Bartu tam hazır değil. Belli oldu o gün. Dolayısıyla mesela Bartu ile Demir Ege arasına baktığın zaman Demir Ege bir yıl önce o formayı bulmuş. 90 dakika bulmuş. Ve bir yıl boyunca oynatılmamış. Şimdi bu çocuğun yerine hani biz dedik ya Ser Endoil diye bir futbolcu var. Evet. Bunu biz alacaktık. Bedava verdi bunu Braga'ya, Paris Saint Germain kiraladı. Bunu biz alsaydık boşu boşuna Al-Musrati'yi almayacaktık. Doğru. Al-Musrati'yi bunu aldılar. Al-Musrati'yi bize gönderdiler. Ve onlar oradaki rotasyonu, bak ikisi de rotasyon oyuncusuydu. Al-Musrati kulübeye oturmaya başlamıştı. Çünkü sakatlığı vardı. Sakatlıktan tam kurtulamadı. Ve Al-Musrati'nin yerine aldıkları banka oynamaya başladı. Dolayısıyla rotasyondaki bir oyuncu aldıkları Endoil'de kiralık neyse rotasyon gibi aldılar. Orada Carvalho diye bir Brezilyalı oyuncu vardı. Bir de Portekizli. Ön libero oynayan, orta sahanın merkezinde oynayan. Ve biz bu Endoil'i
Hasan Arat'ın arkadaşı, kankası dediler. Paris Germain'den bedavaya getirecek dediler. Abi baktık, bedavaya Braga aldı. Bize 12 milyon lira, 28 yaşındakini bonserviste gönderdi. Şimdi biz o gün Endoy'u alsaydık kasada 12 milyon euro para kalacaktı Aygün. Aynı zamanda Venerege ile Endoy ile Fernandez ile ve Amir ile oyunun merkezinde Amartey de vardı. Bunların iyi kötü formda oluşu, bu antrenör işi. Forma sokacaksın. Doğru. Adamın Leicester Premier Lig oynatıyorsa, adam Premier Lig'de 50, 60, 70, 80, 90 tane maç oynuyorsa, senin el freni çekilmiş gibi oynanan liginde oynamıyorsa senin problemin. Futbolcunun problemi değil. Oynatacaksın. Futbolcu zaten oynamak ister. Sahipten futbolcu oynamak ister. Şimdi burada Demir Ege'nin göz göre göre ona almışlatıyı aldın. Ona neyi geri aldın? Bir de söyle adını, adamların satın alma opsiyonu vermedikleri Endoy'u al. Şimdi maaşını biz katkı yapacağız. Hı hı. Adam oynayacak, menajerin sermayesi. Adam sonra gidecek, satın alma hakkında yok. Oynadı 12 tane, 14 tane çok iyi maç oynadı. Arkada da seyirci var. Zaten büyük takımsın, büyük camiasın. Burada futbolcu aynı Talisca etkisi gibi gidip başarıyla oynadığı zaman adam birkaç ay sonra gidecek. Menajer bir anda 0 lira pazarı olana bir anda 12-15 milyon euro para kazanmış olacak. Sen formayı vereceksin. Sen maaşına katkı vereceksin. Menajer onun bonservisine sahip olan ya da firma köşeye dönecek. Şimdi buralarda sen kendi oyuncunu oynatmazsan, kendi altyapından yetiştiren Demir Ege'nin çocuğunu oynatmayıp başkasının ürünü kiralıp alıp ona yatırım yaparsan, buralar falan çok üzücü yerler Aygün. Yani bunlar mesela Semih olayı da öyle. Geçen yıl Muçi'ye yer açmak için Semih'i biz kulübeye aldık, sol kenara aldık ya da. Halbuki Semih geçen yıl Trabzonspor'u 2-0 yendiğimiz maçta, maçın 9 numarada en önde oynayan oyuncusu, maçın en iyi oyuncusuydu, 2 tane top geldi. İkisini de attı. Ama bir daha Semih'e 9 numarayı vermedik. Muçi'ye verdik orada. Şimdi Yıldız transferdi ya, Hasan Arat'ın aldığı Muçi, Arnavut milli takımda niye oynatılmıyor Euro 2024'te diyorlardı. Şimdi kendi hocamız oynatmıyor. Bir dakika bile sokmuyor oyuna. Nasıl Yıldız transfer? Bu paraları 12, 13, 15 milyon eurolara kadar maliyeti olan imza paraları bonservis veriyorsan, ki Al-Nusrati ile Muçi'nin toplam maliyeti imza parası hariç ödeme yükümlülüğü maaşlarıyla 40 milyon eurolara geliyor. Şimdi sen mesela bir soru sorayım sana Aygün. Sor hocam, sor. Şimdi Rize Spor'dan aldığımız Emirhan 3,5 milyon euro. Karagümrük'ten aldığımız 2,750 bonservis. Hı hı. Muçi 11, Musrati 12. Hepsini topla 23, 6, 7 daha 30 milyon euro. 30, tamam. 25-30 milyon, 30 milyon civarı, doğru. Hı hı. Muçi, Musrati, Karagümrük'ten alınan Can, Rize Spor'la Emirhan. 30 milyon euro bonservis parası verdim. Bir takım kuruyorlar insanlar 30 milyon. Şimdi soruyorum, hangisi sana maç aldırabilir? Hiçbiri. Avrupa Kupası'nda hangi seni taşıyabilir? Hiçbiri. Yani şimdi bana sordun ya, transferleri nasıl buluyorsun? Ben sevimli bulmuyorum. Uzun lig maratonunda bu kadar çok maliyetli olmalarından dolayı mı sevimli bulmuyorum diyorsunuz hocam? Maliyet anlamında diyorsunuz değil mi? 30 milyon euro bedelden dolayı demek istiyorsunuz. Düşük rakamlara çok yüksek paralar ödendiğinden kaynaklanan, tabii, diyorsunuz değil mi hocam? Çok yüksek tabii. Hı-hı. Futbolcuların hepsi bir değerdi. Futbolcuların hepsinde yetenek vardır. Hepsinin yeteneğini geliştirip eksiklerini tamamlayıp performansını maksimuma çıkartırsın, oynatırsın. Şimdi Leicester şampiyon olduğu zaman Ranieri 70-80 milyon euroluk takımla şampiyon oldu. 1 milyar euro bütçesi olanlara rağmen. Hiç kimsenin Mahrez'den futbolcu olacağını falan. Erik Vardy 3. sınıf futbolcu muamelesi görüyor 2. ligde falan. Şimdi oralardan adam aldı o takımı, İngiltere futbol tarihinin en büyük operasyonunu yaptı. Yani futbolcu elindeki futbolcunun yeteneği şöyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi. Bunlar bambaşka. Ama benim üstüne senin dediğin gibi durmak istediğim konu, bu maliyetlere, bu satın almaları yapıyorsan buralar önemli, bu paralar çok önemli. Adam Legia Varşova'yı aldı, 22 milyon euro takımın bedeli. Sen 3-4 futbolcu 30 milyon euro verdin. Doğru söylüyorsun hocam. Doğru söylüyorsun.
altyapısına baktığım zaman Abubakar kriz de var. 3.1 milyon euro alıyormuş galiba futbolcu. Gitmek istemiyor. Zaten bonservis anlamında da şu ana kadar kulübün kapısını çalan bir takım da yok. O kriz nasıl çözülecek? Veya o sıkıntı nasıl çözülecek? Kriz demeyelim de sıkıntı nasıl çözülecek? Onun menajeri dünyanın en önemli menajerlerinden bir tanesi. Onu satar o. Abubakar da yani birçok takımda oynar. Problem değil Abubakar için kulüp bulmak. Ama menajeri yönetiyordur muhtemelen. Ve sözleşmesini Beşiktaş şu anda oynatmıyor. Sözleşmesinin bedelini, parasını isterler. Abubakar'ın menajeri bu konuda çok daha önceki olaylardan da gördüğümüz kadarıyla bu geri adım atmaları çok kolay değil. Kriz nasıl çözülecek? Beşiktaş mutlaka ona yani kaybedecek mi, kazanacak mı, çok göreceli bir şeyler ama Beşiktaş bu işten zarar görecek gibi görüyorum ben. Çünkü para ödeyecekler. Abubakar alacaklar ya ondan sonra bizden para aldığı paranın üstüne başka bir yere verecekler. Menajeri ya Arap yarım arasında bir yer olabilir. Hı hı. Çünkü bunun millilik derecesi falan var ya, orada da kriterleri var. Bir tek kriterler bizde yok bu yabancı. Evet, yabancı kriter bizde yok maalesef. Orada Suudi Arabistan'da bile bir komisyon var. Komisyon uygun olup olmadığına karar veriyor. Gerekirse veto edebiliyor. Satışlara yani, bile karışıyor komisyon. Tabii. Bir tek bizde, yani ne olduğu belli değil bizde. Ciddi bir kaos. Dolayısıyla Abubakar krizi Beşiktaş'ın aleyhine işliyor şu anda ve sonra da bakacağız, göreceğiz. Bir 2-3 yıl daha iyi performansla Abubakar bir yerlerde top oynayacak her gün. Peki gelmesi hata değil miydi hocam? Ne diyorsunuz? Yani Abubakar açısından hataydı. Hayır, kulüp açısından diyorum hocam. Ya kulüp açısından bence hata değildi çünkü Abubakar bütün sahaya çıktı, her maçta oynadı. Her maçta iyi futbol oynadı. Mesela Abubakar'ı şimdi... Ama işte bu bir sözleşmesinde 29-30 ola, ondan sonra bıraktı oynamak istemedi şeyler oldu. Ama adamın sözleşmesi bitince, iş akti bitince yeni sözleşme yapacak. Bedavaya oynatamazsın ki adamı. Hmm. O Ahmet Nurçebi dönemi futbolcu haklıydı. 30 maçlık sözleşme yapmışsın. 30 maç bitince bedavaya oyuna bakarız diyorsun. Zeminleri bana gönder Ahmet Nurçebi. Bakarız, param olunca öderim. Olur mu öyle şey? Adam Afrika'dan gelmiş. Burada profesyonel futbolcu. Sözleşmesi biten oyuncu. Bedavaya oynar mı? Oynamaz. Şimdi ikinci gelişinde de mesela şunu söyleyeyim. Geçen yıl biz Dinamo Kiev'le oynadığımız sezon başında o Brüj maçı, Dinamo Kiev maçı. Beşiktaş muhteşem başladı. Bir kere 18 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı Beşiktaş'ın. Arkasında gruplara kalacak playoff'ların hepsini geçtik. Makedon takımları falan oradan oynamıştık, Balkanlar hatırlarsın. Arkadan Dinamo Kiev'i hem orada yendik hem burada yendik. Gruplara kaldık. Doğru. Abubakar Dinamo Kiev'i yendiğimiz maçın yıldızı Abubakar. Yani Abubakar kötü oynayarak Beşiktaş'ta bir performans hemen hemen hiçbir zaman sergilemedi. Abubakar'ın oynadığı maçların bir performanslarına bakın. Her maçta asisti var, golü var ve attığı goller de çapkadan tavşan çıkartıyor Abubakar. Yani normal gol atmıyor. Şimdi o Abubakar'ı biz gelir gelmez takım iyi derken bir anda kadro dışı bıraktılar. Yani Abubakar'ın falan bir şey yoktu. Dolayısıyla ben Abubakar'ın yerinde olsaydım, mesela bizden Begors'u gönderdiler ya, Abubakar'ı aldılar. Begors'u Manu'ya gönderdiler. Yine bakın açık istihbarat, İngiliz gazetelerine istihbarat. Bakın bütün Manchester Abubakar'ı bekliyordu, Abubakar'ı istiyorlardı. Yine bir menajer oyunlarıyla bizim Begors'u bedavaya çıkarttılar. Manchester United'e verdiler. Manchester'ın istediği Abubakar'ı bize getirdiler. Dolayısıyla orada üçlü hareket oldu. Yani Begors bizdeyken neye istinaden siz Begors'u oraya verdiniz? Efendim canı istemiyormuş. Ya olur mu senin sözleşmen? Sözleşmeli futbolcuyu tutamıyorsun. Sözleşmesi biten futbolcuya da oyna diyorsun. Aydın ya, bu kadar komik şey olabilir mi? Ya Abubakar'ın yerinde olsaydım ben Manchester United'in beni istediği zaman oraya giderdim. Ama o menajeri çok marifetli o. Zavari diye bir menajeri var biliyorsun. Mendes'le de ilişkileri 3-4 tane menajer birbiriyle paslaşıyorlar, çok iyiler. O operasyonda Abubakar zarar gördü.
Hocam son birkaç dakikamız, şunu sormak istiyorum. Genel anlamda baktığınız zaman geçen sene tabii Fenerbahçe ile Galatasaray zirve yarışındaydı. Diğer iki takım 30-40 puan gerideydi. Bu sene nasıl bir yarış görüyorsunuz? Vallahi şimdi tabii bunu bilemezsin ama şurası bir gerçek. Galatasaray'da bir kere bir Icardi gerçeği var. Top Icardi'ye geldi mi özellikle ceza alanın içinde atıyor. Yani Icardi ile Galatasaray 2 yıl şampiyon oldu. Mesela Icardi geldiği yıl gelmeden önce Beşiktaş'ta Galatasaray arasında puan farkı 1 puan biz öndeydik. Şenol Hoca'nın başladığı yıl için bir dönemde. Seferovic diye bir santrfor almışlardı biliyorsun. Okan Buruk'un dönemi yine o zaman. Evet. Fakat çok kötü başladılar. Santrfor bir iş yapamadı. Icardi geldi. Icardi ile Galatasaray 17-18 maç üst üste seri yaptı, kazandı. Ve o yıl ilk yıl Icardi yaptı. Geçen yılda biraz kilo aldı, gezdi, dolaştı, her tarafı geldi. Yine Icardi ile şampiyon oldu adamlar. Yani ortada bir Icardi gerçeği var bir kere. Yani Icardi sahada olduğu ve kendisi maç kazanmak istediği zaman, takımına katkı vermek istediği, Galatasaray herkesten bir adım önde. Öbür taraftan Beşiktaş bu yıl geçen yılki kadar puan farkı olmaması lazım. Hoca daha önce Hasan Arat'ın tercih ettiği hocadan daha iyi bir hoca, Fernando Santos'tan. Dolayısıyla takımda hoca olduğu belli. Ancak hala yapılması gereken ve hala bitirilmeyen transferler aynı daha önceki gibi sorunlar yaşatacak gibi kaygılarım var. Takımda hala transfer mevzusu, hala gidecekler gelecekler lig başları. Bunlar takıma da hocaya da zarar verir. Burada sıkıntı var. Buraları atlatabilirse hoca öncelikle Galatasaray'ın şansı, arkadan Fenerbahçe, arkadan Beşiktaş buraları zorlar. Peki. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Çok keyifliydi hocam. Sağ olun. İyi hafta sonları diliyorum. Sevgiler, saygılar tüm dinleyenlere. Kendinize çok iyi bakın hocam. Görüşmek üzere.